Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Kitabul Havaleti. Evet, fıkıhtaki havale arkadaşlar. Üç kişi arasında tasvir edelim. Yasin, benim senden alacağım var. Furkan'ın da benden alacağı var. Ne yapıyorum ben? Havale ediyorum kimi? Diyorum ki Furkan, Yasin'deki alacağımı kendi alacağın karşılığında gidip ne yapabilirsin? Tahsil edebilirsin. Edebilirsin diye böyle bir mesele caiz midir, değil midir? Onu inceleyeceğiz. El havaletu caizetun bir duyum. Borçlarda havale caizdir. Ve tasihhu bir ridel muhili. Evet. Muhilin, tabi burada havale yapan kişinin rızası olması gerekiyor. Vel muhtali lehu. Havaleyi burada muhtali lehu Furkan tutalım. Vel muhali aleyhi. Bir de o da kimdir? Sensin diyelim Yasin. Evet. Bu üç kişinin rızası ile beraber bu işlem caizdir. Ve izâ temmet el havaletu, havale tam olursa, Selam, oraya geçmeden tamamlanmışsa. Oraya geçmeden şey sorayım. Peki bu aradaki ödemelerde, borçlarda, hani meblağlarda farklılık olması durumu nasıl oluyor? Yani diyelim hani sizin borcunuz şu kadar miktar ama mesela bizim aramızdaki borç daha fazla ya da daha az. Zaten diyelim ki benim senden daha çok alacağım varsa, Evet. Furkan'ın da benden daha azsa, o kendi miktarınca sana havaleyi gönderirim. Gerisini ben kendim yine alırım senden. Daha azsa Yani da o tabii, miktarı kadar mı aynen. havale yapıyoruz? Tabii tabii. Tamam, Aynen. tamam. Ödemesi gereken miktara göre şey yapıyor. Ve izâ temmetil havâletu beriye el muhîlu mine'd-deyn. Eğer havale gerçekleşirse, bu anlaşma yapılırsa, muhil borçtan ne olur? Beri olur. Yani benim Furkan'a karşı olan borcum silinmiş olur. Olur. وَلَمْ يَرْجِعْ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحَيْلِ. Yani muhtal kimdir burada? Diyelim ki muhtal leh, yani Furkan bana ne yapamaz? Rucu Edemez. edemez. اِلَّا اَنْ يَتْوِيَ حَقُّهُ. Ama hakkı zayi olursa, hakkı telef olursa, o zaman ne olur? Bana müracaat eder. Eder. Yani alacağını benden tahsil eder. Ve tevâ inde Ebi Hanife'te rahimullahu teala, İmam-ı Azam'a göre tevâ neyle oluyor? Bi ehadi emreyn. İki şeyden biriyle oluyor. İmme en yechhede el havalete. Diyelim ki Yasin, sen Furkan'a karşı havaleyi inkar ettin. Ve yahlife, artık yemin ediyorsun. Ve la beyyinete aleyhi. Aleyhine de bir beyine yok. Bu durumda Furkan bana müracaat eder. Ev yemute müflisen, veya diyelim ki müflis olarak kişi vefat etti. Muhtalu lehu, o kişiden bir şey alamayacağı için muhle müracaat eder. Ve kâle hâzâni ve vechun sâlisun. İmameyn, İmam-ı Azam'ın o iki görüşüne katılıyorlar. Artı bir görüş daha ileri, bir şık daha ileri sürüyorlar. وَهُوَ اَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِاِفْلَاسِهِ. Diyorlar ki eğer hakim bu muhalu aleyhin iflası üzerine hükmetmişse, fi hali hayatihi, yaşıyorken, o zaman muhtalu lehu tekrar muhile burada ne yapabilir? Rucu edebilir. Edebilir. Peki buraya kadar tamam. Ve izâ talebe el muhalu aleyhi el muhile. Muhalu aleyh burada kimdi şey Yasin? Benim sayıdan. Yani sen şimdi bana ne yaptın? Borcunuz için geldim yani, tahsil etmek için. Bimitti malil havaleti. Yani ben Furkan'ı sana havale etmiştim. Bana karşı olan borcunu ona öde diye yolladım, ama sen demek ki ben yanlış o anladın. havaleyi tahsil etmeye geliyorum. Evet. Sen şimdi Furkan'a bir
havale yani bir ödeme yaptın, onu geliyorsun benden ne yapacaksın? Tahsil. Etmeye çalışıyorum. Fekal, evet, fekal el muhilu, ben de sana şöyle söylüyorum. Ehal tu bi deynin li aleyk. Ya Yasin kardeş, ben Furkan'ı sana havale niçin ettim? Benim senden bir alacağım vardı. O alacağım karşılığında sana ne yaptım? Havale ettiniz. Lem yukbel kavluhu. Bu durumda ne Yani olmaz? kavlül muhal aleyh. Öyle mi alalım yoksa muhilin mi? Bir saniye Seyda. Lem yukbel kavluhu. Yani bu muhilin sözü ne yapılmaz? Niye şey yapılmıyor Seyda? Lem yukbel kavluhu, yani bu muhilin sözü ne olmaz? Evet, kabul edilmez. Ve kâne aleyhi mislu deyn. Ve bu muhilin üzerine o, yani muhalu aleyhin ödemiş olduğu para kadar ne olmuş olur? Borç Olmuş olur. olur. Selam, ne Ve demek imar, şimdi bu? Yani ne anladık yani burada? şunu demek istedi. Eğer sen bana ödeyeceğin parayı kalkıp da Furkan'a ödediysen, sen ne yapabilirsin? Bana müracaat Edebilirim. edebilirsin. Bu tabii bu birinci aşama. Ha, ondan sonra tabii mahkemeye gidilirse, tabii direktmen bu söz kabul edilmez demek değildir ki, yani şahitler getirilirse bile, beyine ortaya konulursa bile kabul edilir edilmez demek değildir yani. Yani normal bu söz, bu kadar bir iddiayla hakim ne yapamaz? Hüküm Veremez. veremez. Hakimin hükmedebilmesi için ne gerekiyor? Şahitler gerekiyor. Beyineler gerekiyor. Tamam. Evet. Ve in talebe el muhilu el muhtale bima ehalehu bihi. Eğer muhil, bu sefer ben senden havale ettiğim miktarı ne yaparsam, talep edersem, yani normalde ben Furkan'ı sana göndermiştim. Senin Furkan'a ödemen gereken şeyi tekrar ben gelip ne yapıyorum? Senden istiyorum. Selam, buradaki muhtal dediği yani muhtal aleyh mi leh mi? Şu an sensin, tamam mı? Şey yazsın. Yani tamam. Öyle mi diyelim? Yani daha geride hani T ile muhtal Tamam, burada şeklinde şey yapalım. lehi getiriyordu ama. Muhtelü lehi diyelim. Tamam, yani Furkan'ı. Şu anda Furkan'la ben problem yaşıyorum. Tamam mı? Yani ben Furkan'a senden alacağımı tahsil etmesini istedim ama bu sefer Furkan'a ne diyorum? İnnemâ ehaltuke litakbidehu li. Ya Furkan diyorum, Yasin'e ben seni niye havale ettim? Ondaki parayı alıp bana ne yapacaksın? Getireceksin. Kendisi için Bana istedi yani. getireceksin. Fekale el muhtalu lehu, muhtalu leh derse ki, bel ehalteni bi deynin li aleyk. Hayır, benim sende alacağım vardı. Alacağım karşılığında sen bana havale etmiştin. Fel kavlu kavlul muhili ama ma yeminihi. Yani böyle bir anlaşmazlığa gidilirse hakim muhilin sözünü ne yapar? İtibar Evet. eder, Ama ancak yeminihi dedi, o zaman tabii muhtarle beyine getirirse onun sözü mü geçerli olur? artı burada muhil ne yapacak? Yemin de edecek. Yani eğer ne yoksa ortada, şahit yoksa, beyineler yoksa. Ve tukrahu es-sefaticu. Sefatic nedir? Mekruhtur.
Ve kardun, yani ben sana borç veriyorum Yasin. Diyelim ki ikimiz nereye gidiyoruz? Şırnak'a gidiyoruz. Ben sana borç veriyorum ama borç verirken neyi ben aslında gözetiyorum? Ya yolda eşkıyalar bizi soyar. Ben parayı Yasin'e borç olarak vereyim de, tamam mı? Giderse de Evet. ondan gitsin, ben tekrar borcumu Evet. alırım. Öyle bir şey nedir? Mekruhtur yani. Evet. Müslümana yakışmaz. Ve yekardun istifade bihi el mukridu. Mukriz, yani borcu veren kişi istifade ediyor, fayda elde ediyor. Emne hatari tariki. Yani yoldaki bir takım şeylerden, tehlikelerden kendi menfaatini, kendi çıkarını ne yapıyor? Emniyete Alıyor, almasını almak için. yapıyor. Evet. Peki. Tamam, senin.